Değerli basın mensupları, televizyonlarının başında, sosyal medya kanallarında bizleri dinleyen kıymetli vatandaşlarımız. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. 24 Kasım 1928 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mekteplerinin baş öğretmenlerini kabul ettiği gündür. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı esnasında bile yaptığı Maarif Kongresi ile eğitime ve öğretmenlere verdiği önemi ortaya koymuştur. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyerek öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır ve ülkemizi geleceğe taşıyacak kuşakların iyi eğitimli ve donanımlı olması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu nedenle eğitim alanı ülkemizin geleceğinin inşasının temelidir. En önemli çalışma alanlarımızdan biridir. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü olmasına rağmen hak ettikleri değeri vermeyen toplumsal saygınlıkları yok eden öğretmenlerimiz son derece mutsuz ve ümitsizlerdir. Bu nedenle sınıflarında ders başında olması gereken öğretmenlerimiz, çocuklarımızla kutlama yapması gereken öğretmenlerimiz bugün okullarında değil, iş alanlarda iş bırakma eylemi yapmaktadırlar. Tüm öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu ifade ederek bu kutsal mesleği zor şartlarda yapmaya devam eden bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Değerli basın mensupları, 21 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemimiz bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmış, dinselleştirilmiş ve iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiştir. Bu süreçte mevcutta var olan sorunlara yenileri eklenmiştir. 21 yılda 9 milli eğitim bakanı değişmiş. Bakanların ortalama ömrü 2,5 yıl olmuştur. Her yeni bakan döneminde bir öncekinin yaptıkları yerle bir edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tecrübeli ve nitelikli kadroları yok edilmiştir. Eğitimin niteliği her geçen gün azalmıştır. Piyasacı eğitim anlayışı sisteme hakim olmuştur. Kamusal ve parasız eğitimden uzaklaşılmıştır. Nitelikli eğitim maalesef satın alınır hale gelmiştir. Mevcut politikalar ile var olan sorunların çözülemeyeceği tüm toplumumuz tarafından görülmüştür. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim alanında başarısız olduk sözleri de bir itiraf olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Ülkeyi 21 yıldır yönetenlerin bile kabul ettiği başarısızlık geleceğimizi önemli ölçüde etkilemektedir. Eğitim bir ülkenin gelişmesi çağdaş muhasır medeniyetlere ulaşmasında en doğru yoldur. Şimdi AKP'nin eğitim sistemimizi 21 yılda ne hale getirdiğini birlikte değerlendirelim. Öncelikle eğitimin olmazsa olmazı bütçe konusunu ele alalım. Sayı basın mensupları. Eğitim bütçemiz 2016 yılından bu yana gayri safi yurt içi hasıla içerisinde ve Milli Eğitim Merkez Yönetimi bütçesi içerisinde giderek azalmaktadır. 2016 yılında %19.24 olan eğitim bütçesinin payı 2023'te %14.56'ya gerilemiştir. Gayri safi milli hasılada 2002 yılında %3.1 eğitim'e ayrılırken öğrenci, öğretmen, üniversite sayısı artmasına rağmen 2023'te bu oran sadece %3.9 olarak OECD ortalamasının altında kalmıştır. Eğitime ayrılan bütçenin gerçek analizi budur. Rakamsal artışlar değil, oransal artışlar eğitim ayrılan bütçenin gerçekte ne kadar olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim bütçemizin Geçmiş yıllardan bu yana, 2002'den bu yana kaynak olarak yarı yarıya azaldığını buradaki tablolardan da net olarak görmekteyiz. 2002'de eğitim yatırımlarına %17.18 pay ayrılırken bugün AKP iktidarı eğitim yatırımlarına sadece %9.15 pay ayırmaktadır. Eğitim bireyler arasındaki ekonomik ve sınıfsal eşitsizliğin giderilmesinde en önemli unsurdur. Eşitliğin sağlanması için eğitime yeterli kaynak ayrılması gerekmektedir. Bu aktarılan yatırım bütçesinin fırsat eşitliğini sağlayamayacağı, eğitimdeki sorunları çözemeyeceği çok açıktır. Sayın basın mensupları, bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi personel bütçesine dönmüştür. Bütçedeki harcamaların yüzde 81'i personel maaşlarına ve sosyal güvenlik primlerine gitmektedir yatırıma pay kalmamaktadır. Buna mukabil maalesef ailelerimizin eğitim harcaması artmaktadır. Eğitimin harcamasının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı 2018 yılında 5.8 iken son açıklanan rakamlara göre 2001 yılında 2021 yılında %4.8 olmuştur. Eğitim harcamasındaki gayri safi yurt içi hasılası içerisindeki pay 2018 yılında %4.3 iken 2021 yılında %3.4 olmuş. Buna mukabil ailelerin %20 olan payları %22'ye yükselmiştir. Bu veri OECD ortalamasının çok altında kalmıştır ve grafikte görüldüğü gibi eğitim giderleri ailelerin üzerine yüklenmiştir. Derin bir ekonomik kriz yaşanan bir ülkede ailelerimizin harcamaları artmıştır. Değerli basın mensupları, eğitim sistemimizin en önemli sorunlarından birisi çocuklarımızın okullaşamamasıdır. Bazı eğitim düzeyinde okullaşma oranı 2002 yılının bile gerisindedir. Bu iktidarın getirmiş olduğu tüm itirazlara da rağmen dinlemeden, kabul etmeden uygulamaya koyduğu 4 artı 4 artı 4 eğitim modelinin uygulanmasıyla birlikte ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okullaşma oranı 2012'nin altında kalmıştır sayın basın mensupları. Milli Eğitim Bakanları'nın yayınladığı 2022-2023 yılı okullaşma istatistiklerine göre 4 artı 4 eğitim modelinin uygulamaya başlamasından bu yana bakanlığın verilerine göre ilkokul düzeyinde okullaşma oranı %98.9'dan 93.85'e, ortaokul düzeyinde 93.1'den 91.21'e, Orta öğretim düzeyinde ise %67.37'den %91.7'ye yüksek öğretim düzeyinde %35.51'den %46.02'ye yükselmiştir. Yani ilkokul ve ortaokul düzeyinde bir gerileme, lise düzeyinde artma vardır. Önceki Milli Eğitim Bakanı oysaki tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarının %99'un üzerine çıktığını açıklamıştı. Hiçbir rakam bunu doğrulamamaktadır. Mevcut Milli Eğitim Bakanı da Koltuğuna oturduktan sonra karma eğitimin sonlandırılabileceğini ifade etmiş. Buna da kızların okullaşma oranlarının düşük olduğunu gerekçe göstermiştir. Ancak yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı veriler mevcut bakanı doğrulamamaktadır. Kız ve erkek öğrenciler arasındaki okullaşma oranlarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Böylece Milli Eğitim Bakanı'nın karma eğitimle ilgili ortaya attığı iddiaların bir gerçekliği olmadığı da ortadadır. Bu tamamiyle ideolojik bir tespittir. Okullaşma oranlarıyla ilgili her iki bakanın da söylemleri Devlet ciddiyetinden uzaktır. AKP'nin eğitim alanındaki bakışının ne kadar sığ olduğu bu konuda yaşanan çelişkilerle de kanıtlanmaktadır. Sayın basın mensupları, 2002 yılından günümüze 18.432 köy okulu maalesef kapatılmıştır. Öğrenci sayımız 3.275.579'dan artmıştır sadece 623.902'ye inmiştir. AKP iktidarları boyunca 18.432 köy okulu kapatılmış. Bunların kapatılmasının sonucunda başta tarım ve hayvancılık sektörü olmak üzere köylerin boşalması, genç nüfusun kentlere göç etmesi sorunu yaşanmıştır. Yine benzer şekilde imam hatipler bakanlığın ayrıcalıklı okulları haline dönmüştür. 2002 yılında 450 olan İmam Hatip Lisesi sayısı 1714'e. 71 bin olan öğrenci sayısı ise 476.739'a yükselmiştir. İmam Hatip Ortaokulları 4 artı 4 artı 4 eğitim modelinin gelmesiyle birlikte 2012-2013 öğretim yılında 1099 açılın, okulun açılmasıyla başlamış ve buraya 94.467 öğrencimiz kayıt yaptırmışlardır. 2023 yılı itibariyle bu rakam 3432 okula ve 695.499 öğrenciye yükselmiştir. Yani okul sayısı %212, öğrenci sayısı %632 oranında arttırılmıştır. Bugün büyük şehirlerin önemli bölümlerinde, bazı ilçe merkezlerinde öğrencilerimizin gidecekleri İmam Hatip Lisesi dışında bir lise bırakılmamıştır. Bu eğitime ideolojik bir bakış açısının dindar ve kindar nesiller yetiştirme projesinin Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarına yansıyan tezahürüdür. İmam Hatip okullarının sayısı plansız ve programsız bir şekilde arttırılmış, eğitim sistemi içerisinde kapladığı alan genişletilmiştir. En fazla yatırım bu okullara yapılmıştır. Diğer okullarla aralarında dezavantajlı bir durum ortaya çıkmıştır. AKP'nin eğitim politikaları özel okul sayısında olağanüstü bir artışa sebep olmuştur sayın basın mensupları hizmet verilmemesi nedeniyle istenilen nitelikli hizmetin alınamaması nedeniyle 4 artı 4 artı 4 süreci öncesinde 4664 olan özel öğretim kurumu sayısı 14281'e öğrenci sayısı ise 530.788'den 1 milyon 670 bin yükselmiştir. Yani okul oranı yüzde 206, öğrenci sayısı yüzde 211 oranında artmıştır. Devlet okullarındaki niteliğin düşmesi İdeolojik yaklaşımların artması aileleri bu ekonomik koşullarda, son derece zor şartlarda tüm imkanlarını zorlayarak çocuklarını özel okullara yönlendirmelerine neden olmaktadır. Görüldüğü gibi eğitim sorunları her geçen gün artmaktadır. Bir başka sorun alanı da taşımalı eğitimdir. Maalesef milyonlarca öğrencimiz taşınmaktadır. Köy okullarının kapatılması, okullar arasındaki nitelik farkının artması gibi sebeplerden dolayı Bugün milyonlarca öğrencimiz taşınmaktadır. Her sabah 1.1-2 milyon öğrencimiz taşımalı eğitim kapsamında okullara gitmek zorunda kalmaktadırlar. Bugün 2014-2015'te 15.397 olan taşınan okul sayısı bu yıl itibariyle, bu eğitim öğretim yılı itibariyle 18.291'e taşınmıştır. Özel servislerle birlikte de 1.2 milyon öğrenciye ulaşmıştır. Türkiye yoksul ülke, dar gelirli ailelerimiz okullara, özel okullara para vermektedir. Çocuklarını sabahın kör saatinde servislerle okullara taşımak zorunda bırakılmaktadır. Yine buna mukabil yatılı okullar tek tek kapatılmaktadır. Kırsal bölgelerde yaşayan dezavantajlı çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlayan eğitim kurumlarıdır yatılı okullar. Ben de bir yatılı okul mensubuyum. Liseyi yatılı okulda okudum. Bunun önemini, kıymetini bilen birisiyim. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini yansıtan okullardır yatılı okullar maddi yoksunluk içerisindeki aileler oğlumuz kurtulsun, kızımız kurtulsun, çocuğumuz okusun diye okula ulaşamayan çocuklarını bu okullara göndermekteydiler. Yatılı okullar bugün gurur duyduğumuz birçok bilim insanını, sanat insanını yetiştirdiğimiz, yazarlarımızı yetiştirdiğimiz okullardır. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı büyük bir aymazlık ve düşmanlıkla bu okulları teker teker kapatmayı tercih etmiştir. Yatılı okullar kapatılırken Aladağ'da, Karaman'da Olduğu gibi çocuklarımız tarikat ve cemaat yurtlarına terk edilmiştir. İktidarın asıl amacı budur, asıl niyeti budur. Bu alanı cemaatlere terk etmektir. Buna mukabil açık öğretim, örgün eğitimden kopuşlar artmaktadır. Açık öğretim ortaokulu listelerinin sayıları yine 4 artı 4 artı 4'ten sonra artış eğilimine girmiştir. 2012 yılında genel orta öğretimde 680 bin olan öğrenci sayısı, bugün 1 milyon 839 bindir. Açık ortaokulu ve açık lise toplamı 2012 yılında 1 milyon 548 bin iken 2 milyon yükselmiştir. Milli Eğitim Bakanı bütçe görüşmelerinde bizzat kendisi geçen yıl yaklaşık 450.000 bin çocuğumuzun örgün eğitimden uzaklaştığını söylemektedir. Bunun bir nedeni niteliksiz eğitimdir. Bir nedeni taşımalı sistemdir. Bir nedeni yatılı okulların kapatılmasıdır. Bir nedeni tarikat cemaat baskısıdır ve önemli bir nedeni de kerameti kendinden mekul ekonomi politikalarıyla Türkiye ekonomisinin çökertilmesi gencecik çocuklarımızın üniversitelere gitmek yerine iş hayatına girmeye çalışmak zorunda kalmalarıdır. Örgün eğitim yaşında olan çocuklarımız okuldan kopartılarak evlerine hapsedilmektedir. Tabii ilk ve orta öğretimde yaşanan bu sorunlar maalesef yüksek öğretimde de aynı şekilde devam ediyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi topyekün eğitim stratejisiyle ilgili olarak parasal eğitimi, kamusal eğitimin niteliksizleştirilmesini, devlet hizmetlerinin azaltılmasına yönelik politikalar uygulamakta. Zorunlu eğitim düzeyindeki sorunların neredeyse tamamı yüksek öğretime de yansımış durumda. 21 yıllık AKP iktidarının ki bununla çok övünüyorlar, her ile birkaç üniversite politikası sonucunda binası olmayan çadır üniversiteleri ortaya çıkmıştır. Bugün üniversite sayımız 207'dir. Üniversite sayımızın artmasından memnuniyet duyarız. Fakat dünyada ilk bine giren üniversiteler isteriz. Nitelikli eğitim veren üniversiteler isteriz. Her ilde birkaç üniversite isteriz ama bunların doğru planlanmasını isteriz. Öğretim üyelerinin olmasını isteriz. Yeterli bütçe almasını isteriz. İdeolojik baskılarla eğitmenlerin, akademisyenlerin, öğrencilerin sıkıştırılmasını istemeyiz. Özgürlük isteriz. Üretim için ortam isteriz. Yök ve üniversite bütçesine baktığımızda peki durum nedir? Gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı 2002 yılında yüzde 0.71 iken 2024 yılında bu oran 0.84 olmuş. Yani 207'ye çıkmış üniversiteler 93'te yüzde 0.84. Demek ki üniversiteleri açıyoruz ama yeterli bütçeyi sağlamıyoruz. 2016 yılında yani bu iktidarın 14. yılında Üniversitelerin bütçesi %4.16 iken 2024 yılına geldiğimizde %3.38'e gerilemiştir. Yani %19 azalmıştır üniversitelere ayrılan pay. Bu da üniversitelerde yaşadığımız nitelik sorununun hayata hazırlayamadığımız genç kadroların temel nedenlerinden bir tanesidir. Daha nitelikli, daha demokratik, daha özgür bir üniversite ve yüksek öğretime ihtiyacımız var. Üniversitelere baskı yaparak değil, onların akademik özgürlüklerini vererek boğaz içinde, ODTÜ'de, diğer üniversitelerde baskı yaparak değil, öğrencileri, öğretim üyelerini zora sokarak değil, daha demokratik bir ortam sağlayarak ilerleyebiliriz. Bu ülkede genç nüfusumuz artıyor. Yaklaşık 7 milyon öğrencimiz üniversite öğrencisi. Bu üniversite öğrencilerine bağlı yurtlara ihtiyacımız var. Yurtkur'un 808 yurdu var. Bu yurtlar ise sadece 874.693 kapasiteye sahip. İktidar öğrencilerin bu yurtlarda değil tarikat ve cemaat yurtlarında kalmasını istiyor. Enes Kara gibi Allah rahmet eylesin öğrencilerimiz istemedikleri yerlerde kaldıkları için hayatlarına son veriyor. Son günlerde KYK yurtlarında yer olmadığı için kapasitenin arttırılması nedeniyle inanılmaz sorunlar yaşıyor. Daha dün yine bir asansör faciası yaşandı. Bir evladımızı kaybettik. Çok sayıda öğrencimizi Allah'tan kurtardık. Son dakikada yaşamlarına bir helal gelmedi. Üniversite yurtlarımız maalesef iktidarın tercihleri çerçevesinde açlık ve yoksulluğa mahkum olmuş olan bu çocuklarımızın, dar gelirli ailelerin çocuklarının üstelik yaşanan kira artışları nedeniyle bir ev tutmaları da çok zorlaşmışken bu yurtların yapılmaması, olmaması kamu kaynaklarının harikat ve cemaatlerin arka bahçesi olan vakıf ve derneklere ayrılması. Geçmiş dönemde başta İstanbul Belediyesi olmak üzere birçok iktidar belediyesinde kamusal kaynakların bu derneklere ve vakıflara iletilmesiyle yurtlardaki bu sorunlar ortaya çıkmıştır. Bugün öğrencilerimiz mutsuzluk, umutsuzluk, yılgınlık içerisindedirler. Son 3 ayda 9 öğrencimiz, son bir ayda 4 üniversite öğrencimiz intihar etmiştir. Dolayısıyla bugün bu vakıf ve derneklerin Yurtlarının sayısı 3.514'e ulaşmıştır. Sayım basın mensupları? İktidarın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 8.000 pardon 808 yurdu varken vakıf ve derneklerin yurtlarının sayısı 3.514'tür. Sosyal devlet bunu düşünmek durumundadır. Sürekli yurt sayımızı öğrencilerimize nitelikli, sağlıklı barınma, beslenme, öğrenim görme potansiyeli sağlayacak. Yurtlara ihtiyacımız vardır. Deprem bölgesinde geçtiğimiz hafta içerisinde Hatay'dan başladık. Sayın Genel Başkanımız Hatay'a gitti. Ardından Ulaşım ve Altyapı Bakanımızla, Tarım ve Orman Bakanımızla ve ben Hatay'a gittik. Bir çalışma yaptık. Gelecek haftalarda Maraş'a, Adıyaman'a ve diğer bölgelere de devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki işler acısı hali bir kez daha görmüş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden bu yana... Deprem bölgesindeki sorunlara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bölgeye ilk giden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerimizle birlikte deprem bölgesindeki sorunların dile getirilmesi için çalışmaya başladık. Yine Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ilk yurt gezisini Hatay'dan başlayarak deprem bölgesine yaptı. Depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini 7 Ağustos 1999 depremi göstermişti, olmadı. 12 Kasım 1999 Düzce depremi göstermişti. Olmadı. 2011 Van depremi göstermişti. Olmadı. 30 Ekim 2020 İzmir Seferisar depremi göstermişti. Olmadı. Bu iktidar hiçbir şeyden ders almıyor. Hiçbir şekilde öğrenmiyor. Hiçbir şekilde hazırlık yapmıyor. Ve yine bütün bu hazırlıksızlık, kağıt üzerinde olan planların hiçbir şekilde hayatı geçirilmemesi, muhalefet tarafından yapılan uyarılara kulak tıkanması, uzmanların, bilir kişilerin söyledikleri sözlerin değil, kerameti kendinden menkul ulemaların söylediklerinin dinlenmesi nedeniyle halkımız afetlerden sonra ölmeye devam ediyor. Ben 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybetmiş yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yurttaşlarımıza tıbbi tedavileri devam edenlere geçmiş olsun acil şifalar diliyorum. Kalanlara da bu iktidarla sabır ve dayanıklılık diliyorum. Depremin üzerinden onay geçmesine rağmen Bölgedeki konteyner okullar bile büyük oranda hala kurulamadı. Milli Eğitim Bakanı çeşitli zamanlarda yaptığı açıklamalarla deprem bölgesinde eğitimin sorunsuz başlayacağını belirtmiş olsa da maalesef birçok sorun hala devam ediyor yaşanmaya deprem bölgesinde. Şubat ayından bir yana da Milli Eğitim Bakanlığımız maalesef bölgedeki okulların durumu ile ilgili sağlıklı bir veri ortaya koyabilmiş değil. Göremiyoruz ne olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden. Milli eğitim bakanlığının şeffaf bir şekilde bölgede neler olduğunu kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum. Öğretmen ve öğrencilerimizin bölgede gidip tekrar gözlerimizle görme durumumuz oldu. Bölge milletvekillerimizin, il başkanlıklarımızın, ilçe başkanlıklarımızın bize sürekli raporladıkları depremden bu yana düzenli olarak giden milletvekillerimizin söylediklerini bir kez daha bu yeni göreve gelmiş olan e, gölge bakanlar olarak bizler de görmüş olduk. Maalesef Öğrencilerimizin barınma, beslenme, ulaşım sorunları devam ediyor. Öğretmenlerimizin devam ediyor. Yıkılan, ağır hasar alan ya da kullanılmaz duruma gelen okulların yenileri yapılmadığı gibi, çoğunun ihaleleri yapılmadığı gibi bu kurumların bazılarında, bu okulların bazılarında kamu kurumları bulunuyor. Öğrenciler ikili eğitime devam ediyorlar birçok bölgede. Sabahın erken saatlerinde, o karanlıklarda, enkaz altında küçücük çocuklarımız okullarına gitmek zorunda kalıyorlar. Anlaşılmaz bir şekilde lise düzeyinde servis hizmeti var, ilkokul ve ortaokul düzeyinde yok. Öğrencilerimize bir öğün sıcak yemek vermeyi zul görüyor bu iktidar. Kırtasiye yardımı yapmayı zul görüyor bu iktidar. Zor koşullarda, konteynerlarda, çadırlarda yaşamayan, çalışan bu halkın çocuklarına vermeyeceğiz de kime vereceğiz bu hizmetleri? İktidar insaf sahibi olmaya davet ediyorum. Deprem bölgesine farklı bir gözle bakmaya beton gözünden bakmamaya, rant gözünden bakmamaya, çocukların gözünden bakmaya, ailelerin gözünden bakmaya davet ediyorum. Yine o okulların yıkılmasıyla birlikte, özel okulların da yıkılmasıyla birlikte işsiz kalan öğretmenlerimiz var bölgede. Çocuklarına kavuşmak isteyen, atanamayan öğretmenlerimiz var o bölgede. Buradan iktidara sözleniyorum. Bölgede atanamayan öğretmenlerimize, işini kaybetmiş özel okul ya da diğer okullardaki işini kaybetmiş öğretmenlerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Depremde yıkılmış hayatlarını, umutlarını bir kez daha yıkmamaya davet ediyorum. Ve acil bir şekilde ihtiyaç olan kadroların, bugün ücretli öğretmenlerle doldurulmaya çalışan kadroların gerçek kadrolarla doldurulmasını buradan bir kez daha iktidardan talep ediyorum. 21 yıllık AKP iktidarının önemli göstergelerinden bir tanesi yandaş sendikacılıktır. 2002 yılında 18 bin üyesi olan bir sendika bugün 400 bini geçen üyesiyle eğitim sisteminin kontrolünü ele almıştır. Diğer sendikalar ve paydaşlar eğitim sisteminde yok sayılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra, merkez ve taşra teşkilatlarına ve okullara yönetici atamaları bu eğitim sendikasının referansıyla yapılmadığını, yapıldığını bilmeyen hiç kimse yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim paydaşlarının tamamıyla birlikte çalışması gerekmektedir. Tek bir sendika ile milli eğitimi yönetmekten vazgeçmesi gerekmektedir. Gelelim bugüne öğretmenler gününe. Basın toplantımızın en önemli boyutuna. 21 yıllık AKP iktidarı döneminde öğretmenlik mesleğinin maalesef saygınlığı yok edilmiştir. Öğretmenler akıl almaz bir biçimde ücretli, sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen gibi beş farklı şekilde istihdam edilmek istenmektedir. Aynı işi yapan Aynı müfredatı uygulayan beş farklı öğretmen. Sosyal ve mali durumları 2002 yılını aratmaktadır. AKP'nin öğretmen politikalarının tamamı öğretmenlerin toplumdaki saygınlığın azalmasına neden olmuştur. Saygınlık önlük vererek olmaz. Saygınlık öğretmenlere hak ettikleri değeri vererek olur. Haklarını çiğnemeyerek olur. Sayın milletim bakın, 2002 yılında 540 lira maaş alan bir öğretmen o gün... Kazancının dörtte birini kiraya ayırırken 2023 yılında öğretmenler kirasını tek başına ödeyemeyecek hale gelmiştir. 25 yıl bu ülkeye, bu çocuklara hizmet etmiş olan bir öğretmen 24.653 lira maaş almaktadır. Ücretli öğretmenler 6.500 liradan başlayan 10.000 lira doğru yaklaşan bir maaş almaktadırlar. Öğretmenlerin bir kısmı Çözümü 30'lu 40'lı yaşlarında ailelerin evine dönmekte bulmuştur. Bu utanç da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına yeter. Arzu ederlerse kimlerin evine döndüklerini ilk azapta bulabilirler. Öğretmenler başta büyük şehirler olmak üzere hayatta kalmaya çalışmaktadırlar. Ekonomik koşulların üzerlerine yüklediği yükle hayatlarını idame ettirmeye çalışmaktadırlar. Öğretmenlerin tamamı yoksulluk sınırının altında ücret almaktadırlar. Neredeyse yarısı kadar ücret almaktadırlar. Ayrıca öğretmenlerin eğitim yılına hazırlık ödeneği 2002 yılında yaklaşık bir askeri ücrete denk gelirken bugün sadece yüzde on ikisine denk gelmektedir. Milli Eğitim Bakanımızın bakması gereken budur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görmesi gereken budur. Öğretmenlerimizin güçlü bir şekilde eğitim öğretim yılına hazırlanması için rakamın artması değil, onun neye tekabül ettiğinin dikkate alınması gerekmektedir. Sayın basın mensupları, eğitim için yaptığı araştırmaya göre çok üzülerek ifade etmek istiyorum. Öğretmenlerimizin yüzde 94.6'sı aldığı maaşın yeterli olmadığını söylemektedir ki zaten yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş almaktadırlar. Hatta bazıları dörtte biri. %83.3'ü toplumdaki saygınlığının azaldığını, %84'ü çocuklarının ihtiyacını karşılayamadığını, %50.7'si daha fazla para kazanacakları bir iş bulmaları halinde mesleği bırakabileceklerini, %50.3'ü gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını, %75.6'sı gelecekten ümitli olmadıklarını ve %54.2'si birinci derece yakınlarından yardım aldıklarını belirtmişlerdir. Bu tabloyu yaratanlara yazıklar olsun diyorum. Öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlik mesleği basamaklara ayrılmış, aynı işi yapan öğretmenlere farklı ücretler tanımlanmıştır. Öğretmenler odasındaki çalışma barışı ve iklimi bozulmuştur. Ayrıca ücretli öğretmenler askeri ücretin altında bir maaşla çalıştırılmaktadır. Öğretmen ihtiyacı her yıl 80 bin ek ücretli öğretmenle kapatılmaktadır. Kadrolu atama yapılması gerekirken ücretli öğretmenlik sistemiyle öğretmenlerimiz açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Ücretli öğretmenler en fazla 10.600 lira maaş almaktadır. 6.500 lira, 7.500 lira maaş almakta olanlar vardır. Çoğu 7 -8 bin liraya çalışmaktadır. Ücretli öğretmenlik devletin öğretmenleri sömürmesidir. Bir devlet işin bir kısmını kadrolu öğretmenlere, diğer bir kısmını onların üçte bir fiyatla çalışan ücretli öğretmenlere yapamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milli Eğitim Bakanı'na, yarın, yarın, gelecek hafta değil, ücretli öğretmenlik ayıbından Türkiye'yi kurtarmaları için çağrıda bulunuyorum. Ücretli öğretmenlik bir insan hakları sorunudur. Ancak sömürge ülkelerinde görülebilecek bir durumdur. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması gerekmektedir. Şimdi sizlere dönemin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında iktidar olmadan önce Gaziantep'te yaptığı bir konuşmada söylediklerini paylaşmak istiyorum. Yahu bir sürü bölüm öğretmenimiz boşta geziyor. Resim öğretmeni matematiğe müzik öğretmeni beden eğitimi dersine giriyor. Niye? Öğretmen ihtiyacı var. Ama bakın ki işe bunlar bir de sınavla öğretmen alıyor. O zaman niye okutuyorsun bu öğrencileri yazık değil mi? Öğretmen almıyorum de. Bu evlatlarım okumasın boşuna. Ama biz iktidar olunca inşallah boşta öğretmen adayı olmayacak. Bre bre bre. 2002 yılında 68 bin olan ataması olmayan öğretmen Bugün bir milyon Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu sözleri siz mi söylediniz? Recep Bey mi söyledi? Tayyip Bey mi söyledi? Sayın Erdoğan mı söyledi? Başkası mı söyledi? Başkası mı söyletti? Bu sözler size ait Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün bir milyon atanamayan öğretmen var. Bu çocuklar gelecekten umutsuz. Farkında mısınız yarattığınız tablonun? Sayın Milli Eğitim Bakanı, farkında mısınız sorunun büyüklüğü? Sınıfta kaldınız. Sizin de söylediğiniz gibi sınıfta kaldınız. Her sayınızla, her istatiğinizle sınıfta kaldınız. Sizin sınıfta kalmanız önemli değil. Başarısız olduğunuzu kabul etmeniz de önemli değil. Önemli olan bir milyon atanamayan öğretmenin, içeride çalışan bir milyon öğretmenin, yoksulluk sınırı altında olan, açlık sınırı altında olan ücretli öğretmenlerin tamamının yaşadığı sorunlar. Siz güzel hayatınıza sarayda devam edebilirsiniz. Ama bu öğretmenlerimizin, bu öğrencilerimizin yaşadıkları sorunlardır bizim asıl derdimiz olan şey. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce kamuya işe alımlar da görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağınız ifadelerini kullanmıştı. Teşekkür ederiz. Tabii bunu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı söylemişti. Dolayısıyla hükümet başka bir hükümet olduğundan Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin katıldığı programda öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğini değişeceğini söyledi. Böylece ne oldu? Adam gibi adam şey mülakat gibi mülakat gibi yapacağız dedi Sayın Bakan. Ne oldu böylece? Demek ki 21 yıldır mülakat gibi mülakat yapmıyordunuz. Bir kere bunu itiraf etmiş oldunuz. İki, seçimden önce insanlara hayal sattınız, oylarını aldınız. Konuşmamın üstüne bunu bozmayayım. Doğruları söylemediniz, kandırdığınız insanları. Şimdi mülakat gibi mülakat yapacağız diyorsunuz. Mülakat yapmanızı istemiyoruz. Sayın Bakan, bir kez olsun sözünüzde durmanızı bekliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, Genel Başkanınızla, Cumhurbaşkanınınla, baş, bakanlarla sözünde durmanızı bekliyoruz. Mülakat ile parti teşkilatlarınıza sırtını dayamayan halk çocuklarının hakkını gasp etmemenizi istiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Bu mülakat kafanızda mücadele edeceğiz. Her türlü koşulda. Söz verdiniz. Mülakatı yapmamalısınız. Bu ülke çocukların hakkını gasp etmemelisiniz Sayın Bakan. Kelime oyunlarına gerek yok. Pişkinlik, mülakat kalkacak diye seçimi kazanıp ardından hiçbir şey olmamış gibi mülakat getirmektir. Geçmişten bugüne yaptığınız mülakatların ne olduğunu böylece itiraf etmektir. Sorumsuzluk, tasarruf tedbiri olarak muhalefetin sıkıştırması ile daha bir önceki dönemde hemen seçim öncesinde zoraki koyduğunuz okul öncesi çocukların o minik yavrularımızın öğününü kaldırmaktır. Utanmalısınız. Vicdansızlık, öğretmenlere kadro vermek yerine askeri ücretin altında maaşlarla ücretli öğretmen olarak emeklerini sömürmektedir. Sömürmektir. İş bilmezlik aynı işi yapan öğretmenleri farklı özlük hakları ve ünvanlarla çalıştırmaktır. İnsafsızlık 24 Kasım'da öğretmenlerimize bir nebze nefes olsun diye muhalefet tarafından önerilen bir maaş ikramiye teklifini reddetmektir. Bu iktidar ahlaki olarak, vicdani olarak, insani olarak, siyasi olarak çökmüştür. Öğretmenlerin, akademisyenlerin, eğitim emekçilerinin, ailelerin ve en önemlisi ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sorununu çözebilecek ne bir akla, ne bir vicdana, ne de bir niyete sahip değildir. Cumhuriyet Halk Partisi öğretmenlerimize ve eğitim emekçilerinin tüm sorunların çözümüne yönelik olarak sorunları dile getirecek, mücadelesini verecek ve iktidar olduğunda çözecek bir iddia ile yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve diğer tüm bakanlıkları adım adım izlemeye devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında öğretmenlerin tüm özlük haklarını içeren bir meslek kanunu yapılacaktır. Hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı ne öneriyorsunuz? Bir önerinizi duymadık. Sayıyorum önerileri. Buyurun. Meclis çoğunluğu sizde. Hodri Meydan. Bunların tamamını getirin. Tamamını destekleyeceğiz. Bu sorunları çözme iradesi ortaya koyun. Tamamını çözeceğiz bu sorunları. Hepsini İki, uzman baş öğretmenlik sistemi kaldıracağız. Ünvan vermeden, ayrıştırmadan 10 yılını doldurana uzman öğretmenlikteki mali hakları, 20. yılını doldurana baş öğretmenlikte elde ettiği mali hakları vereceğiz. Ünvana gerek yok. Haklarını verin insanların. Ayrıştırmayın. Öğretmenlerin tekrar eski saygınlığa kavuşmalarını sağlayacağız. Eğitimin siyasallaşmasını engelleyeceğiz. Öğretmenler üzerindeki antidemokratik uygulamalara son vereceğiz. Öğretmenlere özgür çalışma ortamları yaratacağız. Kamuda ücretli sözleşmeli öğretmenlik ayrımına son verecek öğretmenlerin tamamını kadroya geçireceğiz. Liyakat ilkesini milli eğitimde yeniden tahsis edeceğiz. Bütün yönetici atamalarını bu ülkeye göre yapacağız. Öğretmen üniversiteleri kuracak, öğretmen yetiştirme sistemini tamamen değiştireceğiz. Öğretmenlerin görev ve yetkilerinin devredildiği vakıf ve derneklerle yapılan bir kısım protokolleri iptal edeceğiz. Okullarda öğretmenleri tek yetkili haline getireceğiz tüm öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çok hakları olan bir maaş ikramiyeyi vereceğiz. Öğretmenlerin insanca yaşayabilmeleri için aylıkları ve ek ders ücretlerini günün koşullarına uygun haline getirecek, ek ders ücretlerini maaş içine alarak emekli aylıklarına yansıtılmasını sağlayacak, tüm öğretmenlerin yoksulluk sınırı üzerinde maaş almalarını sağlayacağız. Eğitim öğretime hazırlık ödeneğini bir maaş tutarında ve tüm eğitim iş görenlerine vereceğiz. Öğretmenlerin tamamına, tamamına ücretsiz internet ve ulaşım hizmeti sağlayacağız. Birleştirilmiş sınıflı eğitimi sonlandıracak, köy okullarını yeniden açacak, ataması yapılmayan 1 milyon öğretmenden 180 binini 2 yıl içinde derhal atayacağız. İlk sanı yeniden yapılandıracak, ihtiyaç duyan öğretmenlere TOKİ aracılığıyla yapılacak öğretmen konutları ile uygun şartlarda barınmalarını sağlayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi Milli Eğitim Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Buradayız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin koşullarını düzeltecek tüm düzenlemelere mecliste de kamuoyunda da her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki yapmaya niyetiniz olsun. Son olarak çok önemli bir bölümdeyiz. Değerli basın mensupları eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk edir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ne en önemli ne değerli bir saptama. Savaş şartlarında bile Marif Kongresi düzenleyen büyük bir vizyon. Dünyayı kasıp kavuran bir savaştan çıkıp ülkeyi kurtarmakla uğraşırken yapılan bir çaba. Bu topraklarda bir vatan kurma iradesini gösteren kuvvacıların büyük yürüyüşü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yanmış, yıkılmış bir ülkeden çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkma hedefi olan büyük bir vizyonun ülkemizin dört bir yanında ortaya koyduğu seferberlik, emsalsiz vatanseverlik ve kahramanlıklar. O ideal ki Allah gani gani rahmet eylesin. 31 yaşında Milli Eğitim Bakanı olan Mustafa Necati Bey'in yarınki vatanın bütün ikbal ve saadeti senin bugün içinde belki mahrumiyetle didiştiğin mektebinin ve etrafında cıvıldayan yavrularının yani doğrudan doğruya senin omuzlarına yüklenmiş bekliyor sözleriyle dile getirdiği bir büyük ülkü. Mustafa Necatiler, Hasan Ali Yüceller, İsmail Hakkı Tonguçlar ve onların yetiştirdiği on binlerce aydınlanma emekçisi. Geçmişten bugüne ülkemizin geleceği için fedakarca emek vermiş, ömrünü etrafında cıvıldayan yavrularına hasretmiş, tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aramızda olanlara sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Görevde olan, zor şartlarda yaşamaya mecbur edilmiş öğretmenlerimize sabır, güç ve dayanıklılık diliyorum. Dayanışma duygularımızı paylaşıyorum. Burada olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Atanamayan öğretmenlere, sözleşmeli ya da ücretli öğretmen olarak emeği sömürülenlere, siyasi baskılar ve kayırmalar ile hak ettikleri görevlere gelemeyenlere, yıllarını bu ülke için vermiş ücretli emekler öğretmenlerimize, deprem bölgesinde yaşayan ama atanamadığı ama okulu olmadığı için çocuklarından uzak kalmış görev bekleyen öğretmenlerimize buradayız. Her koşulda sizlerin hakları için mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanınızda olacak diyorum. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudunu yitirmedim diyor Büyük Atatürk. Onun yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin en kıymetli neferleri fedakar öğretmenlerimize atfedilmiş bu önemli günü en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.